Abdullah Yıldız. Bereket mevsimi. Bereket mevsimindeyiz. Üç aylar olarak isimlendirilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bereketli iklimine girmiş bulunuyoruz. Bir hadisi şerifte Allah'ın ayı olarak tanımlanan Recep-i Şerif'in ikinci gününü idrak etmekteyiz. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ise Regaib Kandili. Üç ayların ilki ve haram, hürmetli aylardan biri olan Recep ayı, tam da millet ve ümmet olarak bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan manevi değerlerimize, İslam'a, Kur'an'a ve sünneti Resulullah'a hep birlikte sımsıkı sarılmamız gereken, sıkıntılı bir zaman diliminde imdadımıza yetişti. İyi ki geldi, iyi geldi. Recep ve Şaban ayı boyunca Resulullah'ın şu duasını her fırsatta tekrarlamayı unutmayalım. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Kutlu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kutlu bereket mevsimini şöyle tanımladığı rivayet edilmiştir. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır. Elbette bütün aylar, yıllar, günler Allah'ındır. Ama konuyla ilgili rivayetler birlikte incelendiğinde söz konusu nebevi nitelemelerin üç ayların faziletini vurguladığı görülür. Recep ayının da içinde yer aldığı haram, hürmetli aylar Kur'an'da şöyle geçer. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Hazreti İbrahim devrinden beri muteber olduğu bilinen haram aylar, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Haram ayların üçü peş peşe gelirken Recep ayı tek başına hürmetli ay olarak kalır. Recep ayında oruç tutmanın, infak ve hayır hasenatta bulunmanın, dua, tövbe ve istiğfarı artırmanın faziletine dair çeşitli hadis rivayetleri vardır. Bu ay iki kutlu geceyle bereketlenir. Recep'in ilk cuma gecesi Regaib 27. gecesi ise Miraç kandilidir. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Allah Teala bu gecede müminlere rağibetler, ihsanlar, ikramlar yağdırır. O halde bu geceye özel bir hürmet gösterip, bu ihsan ve ikram sanığından yararlanmak gerekir. Regaib gecesini ibadetle, dua ve niyazla, nafile namazla, Kur'an tilaveti ve tefekkürüyle, tebe ve istiğfarla geçirmek tavsiye edilmiştir. Bir hadisi şerif şöyledir. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. Zünnun Mısri bu üç ayların önemini şöyle bir temsille açıklar. Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer. Evet, manevi ürünleri çoraklaşan gönüllerimize ekip dikeceğimiz, sonra sulayıp geliştireceğimiz ve nihayet hasat edeceğimiz çok bereketli, çok feyizli bir süreç olan üç ayların ilk günlerindeyiz. Bu ayların kıymetini en iyi bilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur deyince ashab kiram sorar. O pişmanlık nedir ya Resulullah? Resulullah cevap verir. Ölen, muhsin, iyi, erdemli bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Öyleyse gelin hesap günü daha fazla pişman olmamak ya da keşke dememek için salih amelleri çoğaltacak fırsatları kaçırmayalım. Efendimiz'i örnek alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ve Şaban aylarında ibadete özel bir önem verir. Bu iki mübarek ayı Ramazan ayına bir hazırlık mevsimi olarak geçirirdi. İbn-i Ataullah Hikemi Atayyede der ki, kulluk görevlerini ileride bulunacak boş bir zamanı ertelemek nefsin ahmaklığındandır. Ne ki insan görevlerini, özellikle kulluk görevlerini hep ihmal edip erteler. Gelin erteleyenlerden olmayalım. Allah'ın lütuf, rahmet ve bereketinin oluk oluk üzerimize yağdığı üç aylar fırsatını kaçırmayalım. Üç aylarımız ve regaib kandilimiz bereketli, feyizli ve hayırlı olsun. Ümmet, millet ve insanlık olarak dirilişimize vesile olsun. İnşallah.